Avrupa'nın iyi takımlarından biriydi Lyon. Zaten o maç gerçekten Avrupa'da çok sükse yapmıştı. Tıpkı ilk işte Barcelona'yı 1-0 yendiğiniz maçtaki gibi bayağı sükse yapmıştı. Şimdi şunu soracağım. Bir de tabii o 95-96 maçını çok kısaca sorayım. Bir işte evden çıkamadığını söylemişsin galiba. Bir 3 gün mü 3-4 gün mü evden çıkamamışsın? Tesislerden şey yapamadık. Çıkamadık. Çıkamadık derken biz çıkmak istemedik. Evet, anladım. Yani biz Orhan'la beraber bütün camları kararttık. 3 gün maçtan sonra 3 gün inanın kahvaltıya dahi inmedik yani. Hiçbir şey yoktu çünkü. Yani hiçbir yere gidecek şeyimiz yoktu. Gücümüz yoktu gibi. Yani sanki bütün her şeyimiz böyle alınmış gidilmiş gibi elimizde. 3 gün odaya kendimizi kilitledik Orhan'la beraber ve hiçbir şey yapmadık. Yani o maçı hani şu anda düşündüğünüz zaman ya beraberlik yetiyor diyorsunuz. Ama bizde mesela o dönemlerde şey vardı. Hani bizim sahaya gelen kim olursa olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, ne bileyim herhangi biri olsun, yeneceğiz, ezeceğiz, işte parçalayacağız. O mantık hep vardı. Hani Trabzon'a has bir şey vardır ya böyle. Tabii. Yıkıp yakmanız lazım falan. Şimdi öyle olunca da şu anda düşünüyorsunuz ya beraberlik sana yetiyordu diyorsun. Baktığınızda. Ya bak ama tabii bizim için çünkü bir emek vardı. O emeğin karşılığını almak istiyorduk. O emeğin karşılığını alamamanın vermiş olduğu bir üzüntü vardı. Uzun süre içerisinde Trabzonspor şampiyon yapmak istiyorduk ama bir türlü olmadı. Ama hep şunu çok konuşuyorduk. Mesela o yıl biz şampiyon olmuş olsaydık daha sonra Galatasaray'ın 2000 yılının içerisinde yapmış olduğu 4 yıllık bir şey var. 4 yıllık evet. Evet, onu biz daha önce yapabilirdik. Çünkü bir iki tane de takviye ile beraber herhalde takımımız çok iyi bir konuma gelirdi diye düşünüyorum. Ama evet. Tabii onu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Yani içinizde bir yaradır o. Yani bütün oyuncular için gerçekten öyle. Sonra bir Trabzon'dan ayrılma dönemi var. Ya daha önce de teklif aldığın halde gitmediğin Fenerbahçe'ye sonrasında gidiyorsun. Onunla ilgili biraz bilgi almak isteriz senden. Ya teklif sadece Fenerbahçe'den gelmedi. Yani o ara Beşiktaş'tan da geliyordu. Galatasaray'dan da geliyordu. Yani şey yapıyordu, almak istiyordu. Ama bir türlü şey yapamıyorduk. Yani hani çünkü babam vardı arada. Rahmetli babam vardı. Yani Allah rahmet eylesin. O hiçbir zaman şey yapmak istemedi. Yani eğer hani Trabzon'da oynamak istiyorsan tamam futboluna devam et diyordu. Ama dışarıya gitme. Yani beni üzme diyordu hep. Biz de Trabzon'da kaldık o süre içerisinde. Sonra vefatından sonra işte bu tarafa gelmek kısmet olmuş bize. Ama baktığınızda Fenerbahçe'ye transferimiz tabii Trabzon'da çok fazla artık şey olmaya başlamıştık. Yani bitmişti daha doğrusu. Ya bizim oradaki evet. Bitmişti. Çünkü oradaki seyirci, oradaki türbündeki taraftarlar artık başka yüzler görmek istedi. Uzun bir süre içerisinde orada oynamıştınız. Yani 9 yıldır orada oynuyorsunuz. Artık bir değişim zamanı olduğunu düşünmüştük ve öyle gerçekleşti. Yani biz herhangi bir şey kalkıp da çünkü bir sene önce biliyorsunuz hani orada bir saldırı olayı da olmuştu. Hani bana bir saldırı olmuştu. Doğru. Cenazede evet. Evet. Yani eğer ben hani Trabzon'a karşı herhangi bir düşmanlık veya herhangi bir kırgınlık yaşamış olsaydım o dönem keserdim zaten bileti. Yani ondan önce giderdim. Ama biz o olaydan sonra ertesi gün gene çıktık maçımızı oynadık yani orada o zamanki forma aşkı farklıydı ya o zamanki duygular çok daha farklı amatörce düşünüyorduk Haldin abi biz o zaman yani evet. Amatör. O zaman öyleydi. Açıkçası şöyle yapıyordu rahmetli Kenan abi gelirdi derdi ki oğlum sen bizim evladımızsın baba derdik ne yapalım at şuna bir imza derdim tamam atalım da ne yazdı ya sen at biz doldururuz ya böyleydi. Ya böyleydik. Gerçekten böyleydik yani. Evet evet. O dönem gerçekten öyleydi. Yani ben tabii şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de de çok önemli başarılar elde ettin ama Fenerbahçe'nin biraz... Şampiyonluk yaşadık abi. Tabii. Bugününü konuşalım istiyorum biraz da. Tabii ki biliyorum Fenerbahçe'de ya hem Fenerbahçe'nin hem milli takımın kaptanlığına kadar yükseldin. Bugünü biraz konuşalım. Fenerbahçe'de neden işler kötü gidiyor diye sorayım sana. Şimdi herkesin tabii çok büyük umutları vardı. Özellikle Sayın Ali Koç'un gelmesiyle birlikte çok büyük umutlar beslediler. Yani bir de konuşmalarından tabii çok büyük şeyler almaya başladılar. Feyizler almaya başladılar. Şöyle ki
Şimdi bir Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u izlerken özellikle ilk başta, ilk dönemlerdeki zamanı bak hatırlarsanız vizyondan bahsediyordu. Doğru. Gerçekten bahsediyordu. İşte altyapıdan bahsediyordu. Fakat hiçbiri gerçekleşmedi. Şimdi bir şey söylerken, özellikle bir başkan bir şeyleri söylerken çok daha dikkatli konuşması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz bunu söylerken o zaman onu uygulamak zorundasınız. Siz böyle konuşup da başka şeyi yaparsanız başarılı olma şansınız olmaz. Bir de tabii işinizi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Analizi de bu sadece siz belki çok iyi bir insan olabilirsiniz. Çok iyi bir iş insanı olabilirsiniz. Yani iş dünyasında çok üst düzeyde olabilirsiniz. Ama futbol dünyası bambaşka bir şey. Bambaşka. Doğru. Peki oradan hemen devam edeyim istersen. Emre Belezoğlu şimdi futbolu yönetecek gibi görünüyor. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Emre şöyle bir şey, iyi bir sportif direktör olabilir. Yani iyi bir sportif direktör olabilir. Bunu zaman gösterecek. Şu anda Emre'ye hani çok iyi olur, çok kötü olur demenin bir şeyi yok. Zaman gösterecek. Yani ortaya koyduklarıyla beraber herkes eleştirecek. Biz nasıl teknik direktörlük yapıyorsak, eğer bir mağlubiyet alıyorsak, eleştiriyorsak abi biraz zaman tanıyın diyorsunuz. Yani buna da zaman tanımamız gerekiyor. Fakat şu var, bunu daha önce yapması gerekiyordu. Sayın Ali Koç bunu daha önce yapması gerekiyordu. Ne yapması gerekiyordu? Bir tane futbolu bilen, futbolun içerisinden gelen bir tane. Ben hep bu örneği veriyorum. Yani bunu Tuncay Şanlı da olabilir. Bu ben de olabilir. Bu Semih de olabilir. Bu Aurel de olabilir. Kim olursa olsun fark etmez. Fenerbahçe top oynamış biri, o tribünleri iyi bilen biri yanına alması gerekiyordu. Yanına alması gerekiyordu. Yani evet. Hiç... Ama şu anda bunu yapmaya başladı. Yani tabii ki o hani Komoli yanlışından dolayı hiç bahsetmiyorum bile yani. Evet, o zaten çok büyük yanlış. Bu arada Erol Bulut isminden bahsediliyor. O da Fenerbahçe'de forma giydi teknik direktör olarak. Onunla ilgili düşüncen nedir? Yani sonuçta camiayı bilen bir isim. Erol orada oynamış biri. Erol benim kurs arkadaşım. Yani beraber pro lisansa gittik ondan beraber de. Oradaki şeylerini de gördük. Yani Erol'un yapamayacağı bir şey değil. Şimdi şöyle bir şey düşünmemiz gerekiyor. Bugün gazetelerde yazılıyor. Veyahut işte bundan önceki yazıyor. Veyahut bundan sonra da yazılıyor. Kayıtla görüşülüyor diye yazılıyor. Ben isim veriyorum tamamıyla. Yani kayıtla görüşülüyor. Peki Erol'un kayıttan eksiğine, o günün kayıttan eksiğine, Abdullah'ın kayıttan eksiğine, evet. Neden yabancılara biz bu kadar tolerans tanıyoruz ki? Yani burada gençler varken, burada Erol varken, burada işte başkaları varken niye başka arıyoruz ki biz? Kendi evlatlarınızı yetiştirin istiyorsanız. Yani doğru. Yabancı şimdi kayıt nerede çalışmış? Mesela Aydın abi ben bilmediğim için soruyorum. Bilmiyorum şu anda da çalışıyor. Hollanda'da altyapıda çalıştı. Altyapıda çalışıyor yani. Peki, ama onlar öyle başlıyorlar altyapıdan yukarıya doğru. Evet. Tamam abi sizin altyapıda yok mu hocanız? Var alın koyun Fenerbahçe'yi o zaman. Erol yok mu? Al koy. O gün yok mu? Abdullah yok mu? Ne bileyim başkaları yok mu yani? Alın koyun evet. Abi. Yani evet, bu anlamda sen şey yaptın yani. Tabii, yabancıya yani... bu kadar çok şey yapmayalım. Evet bu kadar gerçekten tabii kayıt da Fenerbahçe için önemli bir oyuncu ama Erol Hoca galiba büyük bir ihtimalle olacak. Yani o Fenerbahçe camiasının içerisinden gelen mutlaka senin de senin ve senin gibi Fenerbahçe'ye hizmet edenlerin de bu konularda değerlendirilmesi lazım. Az önce söylediğin Tuncay Şanlı gibi işte o gün olur Mehmet Yozgatlı ne bileyim birçok isim olur, var yani. Kim böyle. Olursa olur tabii. Evet. Evet, Abdullah olur. Peki son olarak da şu liglerin durumunu sorayım. Oynanmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi tabii bugün hani dün alınan kararlara bakıldığınızda ben ligin tamamıyla neye uğradığını şaşırmış vaziyetteyim açıkçası. Çünkü bir taraf oynayacaktı, oynamamak istemiyordu. Bir taraf oynamak istemiyordu, oynamaya çalışıyor şimdi. Ya baktığınızda şu anda ülkede gerçekten bir ekonomik bir şey var. Kriz var. Özellikle şöyle bir şey var. Yani ülkede derken kulüpler içerisinde tabii var. Tabii ben onu söylüyorum. Bizi futbol olarak ilgileniyoruz. Evet. Dün ben Sayın Mehmet Sefer'i dinlerken gerçekten kriz içerisinde olduklarını, Şubat'tan itibaren para girmediğini söylüyordular. Şimdi bu alınan kararlara aslında baktığınızda kararla beraber oraya gelen teklifleri de değerlendirmemiz gerekiyor. Yani baktığınızda alınan karar
neye göre, ne zamana göre yapıyorsunuz? Yani 28 Mayıs'ta alacağınız son karara göre mi bunu konuşuyorsunuz? Yoksa şimdi bu karar verildi de biz işte 28'den evet biz bir pandemi süreci çok iyi atlattık, devam edeceğiz mi diyorsunuz? Yani bu nasıl bir şey, burayı anlamış diyelim. Birincisi. İkincisi, şimdi temaslı bir oyun futbol Haldun abi. Şimdi bu temaslı oyun içerisinde futbolcuların kafaları rahat olmayacaktır. Yani önceden sağlık diyorduk, önceden futbolcu sağlığı diyorduk. Şimdi önce para diyoruz. Siz futbolcu sağlığını hani korumanız gerekirken parayı ön plana atıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Yani bir futbolcu için kötü bir şey. Bundan önceki dönemlerde, ilk başladığı dönemlerde çok iyi biliyorum. Yani bazı kaptanlar diğer kulüp kaptanlarını aradılar. Takım kaptanlarını aradılar. Ve oynamak istemediklerini hepsi beraber söylediler. Ya şu anda durum bitti mi? Yani Türkiye'deki bir olay bitti mi? Bitmedi. Bitmeyince niye devam bu kadar istiyorlar? Yani iki tane şey var şurada. Bu lig oynanması gerekiyor. Evet, oynanması gerekiyor. Ki ben de ondan yanayım. Yani şu anlamda ben de ondan yanayım. Futbol izlemek istiyorum ben. Ama eğer sorunsa, eğer bu iş sağlık sorunu varsa, bu sağlık sorununu bir an önce giderilmesi gerekiyor. Yani öyle oynanması gerekiyor. Bir ikincisi de, şimdi 7 tane kulüp. Küme düşme. Soracaktım onda ama sen söylüyorsun zaten. 7 tane. Ya bu nasıl bir mantık? Hem ben ligi oynayayım, hem paramı alayım, hem küme düşmeyeyim. Eğer böyle düşünüyorsanız o zaman ligi siz küme düşmeyi yapmayın. Ligi tescil edin. Trabzonspor'u şampiyon yapın. Sonra nasıl bir karar alacaksınız alırsınız. Küme düşme olmadığı zaman 18-21 olacak. 3 tane alttan gelecek. Evet. Ya, Haldun abi 40 hafta eder bu. Doğru. Ara vermeden bakın ara vermeden 40 hafta. Hani bunu İngiltere gibi, bunun içerisinde Ziraat Kupası girecek, bunun içerisinde Avrupa Kupaları girecek, bunun içerisinde çok kısa süre içerisinde Avrupa Şampiyonası var. Yani bunu nasıl yapacaksınız siz? Ya bu teklifi edenler hiç mi düşünmüyorlar yani? 40 hafta içerisinde biz nasıl bunu şey yapacağız diye. Ya muhtemelen yani düşünmeden ya. 10 aydan bahsedeyim. Lig 10 ay ama ara veriyorsunuz da 10 aya geliyor. Ha o zaman ara da vermeyeceksiniz. Hiçbir yok bir de şöyle bir şey var, o gün Eylül'de falan başlayacak yani, biliyorsun Ağustos'un ortalarında başlayan lig şimdi mecburen Eylül'e kalacak. Evet, Eylül'e kalacak. Başlatamazsınız. Siz şu anda 40 hafta, 8 haftada bu seneden var diyelim, 48 hafta eder. Siz o zaman şimdiden başlatmanız gerekiyor ki Haldun abi. Evet. Onu ancak Haziran'a yetiştireceksiniz. Haziran'da Avrupa Şampiyonası yok mu? Var. Haziran 11 Haziran'da yani, Avrupa Şampiyonası 11 var. Haziran'da böyle bir şey var. Yani gerçekten Türkiye'de şimdi baktığınız zaman kulüp içerisinde çok kısa, hemen çok uzatmayacağım abi. Tabii estağfurullah. Kulüplerimize baktığınız zaman ne diyorduk biz? Çarşamba günü biz Avrupa Kupası oynadık. Niye pazar günü oynuyoruz? Ya da işte perşembe oynadık. Niye pazar oynuyoruz? Ya şimdi bu kulüp içerisinde bunu diyenler var. Yani bu ülke böyle. Şimdi 40 diyorsunuz. 40 hafta diyorsunuz. Avrupa Kupaları var diyorsunuz. Ziraat Kupası var diyorsunuz. Ya o zaman biz 3 tane takım falan kurmanız gerekiyor. Doğru. Yani 24 kişi yetmez. 3 tane takım kuracağız. Yetmez. Yani yetmez abi, yetmez. Yani normal şartlara. Çünkü bunları söyleyen kulüplerimiz vardı. Şu andaki sürece baktığımızda da abi, özellikle alınan kararı ne kadar doğru olduğunu, ama bu lig kazasız belasız oynandığı anda ve tamamlandığı anda da şampiyon herhalde federasyon başkanı olur. Yani... evet, güzel bağladın. Peki, çok teşekkür ederim. Yani daha tabii çok soracağımız şey vardı ama bir başka zamanda yeni konuşuruz. Biraz daha derinlemesine konuşuruz. Çünkü en attığın goller, güzel goller, beğendiğin oyuncular vesaire gibi şeyleri de merak ediyoruz. Onu bir başka sefer konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi.